Kahramanmaraş'a gidiyoruz şimdi de. Sevgi Şahin ve Ömür Dikmeh bizleri bekliyor. Sevgi, anlatabilir misin? Nedir orada son durum? Gülbin Tosun, deprem bölgesinde 20. akşamı karşılıyoruz. Kahramanmaraş merkezdeyiz. 12 Şubat ilçesindeyiz. Alparslan Türkeş bulvarındayız şu anda. Bu bölgedeki, bu bulvardaki binaların çoğu yüksek katlı. Altlarında salonların, restoranların bulunduğu binalar. İşte o binalardan biri de tam arkamda enkazını gördüğünüz Ezgi Apartmanı'ydı. Ezgi Apartmanı 8 katlıydı. İçerisinde 16 daire vardı ve yaklaşık 50 kişiye bu apartman mezar oldu. Niye buradayız? Çünkü bir göz göre göre gelen bir felaket, aslında bir cinayet de diyebiliriz. Biz cinayeti anlatacağız size. Bu binanın altında bir pastane vardı. Pastanenin yetkilileri ne nizama ne projeye uygun olarak dükkanlarını genişletmek istediler. Genişlettiler de, kolonları kestiler, yük asansörü getirdiler binaya. Dükkanlarını biraz daha genişletmek için masa ve sandalyeler koydular. Hatta apartman görevlisinin oturduğu daireyi alarak, satın alarak oraya kadar sandalyelerini, masalarını genişlettiler ve görevliyi üst kata taşımışlar. Bize böyle anlatıldı görevlinin kendisi tarafından. Apartman sakinleri tehlikenin geleceğinin farkında olacak ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir dilekçe yazmışlar. Hemen size, siz de ekranlarda göreceksiniz dilekçeyi. 14 Eylül 2021 tarihinde Ezgi Apartmanı'nın sakinleri, hayatını kaybeden sakinlerin, apartman yöneticisi yazmış, o da yaşamını yitirdi. Diyor ki dilekçede, geçen gün binamızın ısıtma sistemini değiştirmek istedik. Firmalardan teklif aldık. Firma yetkilileri kaza dairesinde bazı tahribatlar olduğunu, bu tahribatların binanın statik yapısını etkileyebileceğini ve bu tahribatların binanın taşıyıcı sistemine, kolonlarına, kirişlerine ve perdelerde olduğunu söyleyerek binamızı kontrol ettirmemiz gerektiğini söylediler. Bizi uyardılar. Devam ediyor altında. Biz de diyor herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi açısından bu uyarıyı bakanlığa yapıyoruz dediler. Bu dilekçeyi bakanlığa sunmuşlar. Dilekçe bakanlığa sunulmuş ama demek ki orada bir tıkanıklık yaşandı. Yargıya intikal edemedi. Ve bakanlık yetkilileri bu binadaki bu işleyişe durdurmadılar. Binayı mühürlemediler ya da pastaneyi mühürlemediler. Ve Ezgi Apartmanı göz göre göre içerisinde yaşayan 50 kişiyle birlikte koca bir enkaza dönüştü. Şimdi o binada annesi oturan, yaşamını yitiren annesi oturan Gülsen Hanım, Gülsen Kapukaya 65 yaşında, bu binanın tam da ikinci katında oturuyordu. Kameraman Ömür Dikme size göstersin. Mutfağını göreceksiniz. Mutfağında unu bile hala orada duruyor. Unu, perdesi, penceresi, koltukları, bütün evi burada duruyor. İkinci katta oturuyordu Gülsen Kapukaya. Yanımızda oğlu var. Oğluyla konuşacağız. O da bize anlatacak durumu. Efendim, annenizin yaşadığı evi anlatacaksınız. Siz almışsınız değil mi 20 yıl önce bu evi ona? Nereden bileceksiniz ki yıkılacağını? Yani bilemedik. Öncelikle depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum. Annem buradaydı işte, burada yaşıyordu. Muhtemelen de börek yapıyordu o akşam. Güzel de yapardı. Vefat etti burada. Burada çok uğraştık. Çok uzman arkadaş geldi. Yani hepsinin dedi ortak karar, bina batıdan doğuya doğru yıkıldığı için mutlaka biz böyle bir normal bir yıkım değil diyorlar. Herkes. Pastaneye doğru mu yıkıldı? Pastaneye doğru yıkıldı. Zaten siz de baktığınızda pastane ön tarafta ve yan taraftaydı. Direkt oraya doğru yıkılıyor. Burası açıkta kalıyor ama bütün bina oraya çöküyor. Bina sakinleri peki dilekçe vermişlerdi değil mi efendim? Tabii, 2 yıl önce biz annemle burada balkonda otururken kapıcımız geldi Molla. Ben de yanındaydım. İkametgahım da bura benim. Bir imza topladıklarını söyledi. Böyle böyle kolon kirişlerle oynandığını ve bir imza toplandığını annem de bana sordu hatta, atayım mı diye. Tabii ki anne, at bir incelensin dedim. Öyle bir şey varsa taşınalım dedim hatta. Taşıyalım seni, şey yapalım. Ondan beri de uğraşıyor. Bu yöneticimiz vardı, Mustafa Bey. Aile apartmanı gibiydi zaten burası. Herkes uğraştı ama bir türlü bir şey çıkmadı. O 2 yıldır sürüncemede kaldı. 2 yıl sürüncemede kaldı ve 50 kişiye mezar oldu. Aynen. Siz bu cinayet gibi gelen
felaketin aydınlatılmasını istiyorsunuz. Tabii ki ben biz kendi imkanlarımızla dediğim gibi bu kadarını bulabiliyorsak devletimiz bunu çok rahat isterse ortaya çıkartabilir. Yani burada 50 tane can var ve onların hepsinin adına ben konuşuyorum. Lütfen bizim burada kim suçlu bize bunu çıkarsınlar ve cezasını çeksin. Bunu istiyoruz sadece. Acımız hafifleyemeyecek ama belki bir nebze olsun devletimizde lütfen yardımcı olsun bize. Gülbin Tosun, Ezgi Apartmanı'nda aktaracaklarımız bu kadar. Hayatını kaybedenlerinin yakınları bu cinayet gibi gelen felaketin aydınlatılmasını istiyorlar. Söz tekrar İstanbul'da. Sevgili Şahin, teşekkürler.